Arkadaşlar merhaba uzun zamandır yapmadığımız fonlar videosuna bugün devam edelim Son bir yılda baktığımız zaman en fazla getiriyi elde eden fon hissesi de şemsiye fonu %132.35 oranında bir ortalaması var Tabii ki fonların özeline baktığımız zaman oranlar baya bir değişiyor Hemen arkasından serbest şemsiye fonu ki bunlara biz katılamıyoruz serbest fonlar Nitelikli yatırımcılar ve milyonerlere açık. Arkasından değişken şemsiye fonu geliyor. En fazla kazandıran fonun özeline baktığımız zaman en fazla getiriyi getiren Go Garanti Bankası'nın Garanti portföyü BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu TL bazlı %226.94 oranında getiri elde etmiş. Hemen arkasından ZJL Ziraat portföyü BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu o da 222.33 getirmiş son bir yılda. Üçüncü sırada Ziraat Portföy Bist 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu. Dördüncü sırada e, MAC biliyorsunuz Marmara Kapital'in bizim de çok sevdiğimiz fonlardan bir tanesi %202.13 getirmiş son bir yılda. Beşinci sırada ICBC ISBS Türkiye Türkiye yazması lazım arkadaşlar burada e, biliyorsunuz artık Türkiye değil Türkiye değil Türkiye oldu. Portföy hisse senedi fonu yoğun fon bu da %201.64 getirmiş son bir yılda. Arkadaşlar bir biz bu MAK fonunu, MAK fonunu biliyorsunuz Türkiye'nin kurulan ilk fonu Marmara Kapital'in çok beğendiğimiz bir fon. Zaten her zaman ilk 5'in içinde yer alıyor hisse senedi fonları arasında. Şimdi yabancı hisse senedi fonlarına geçeceğimiz zaman ki biraz biraz sonra onlara da geçeceğim. Önce kısa bir bilgilendirme yapayım arkadaşlar Fed'in faiz artışları, Avrupa Merkez Bankası (ERG) benim faiz artışları sonucunda Avrupa'da ve Amerika'da borsalar tabii ki baskılandı. Bizde de faiz artışı olursa bizim borsalarda baskılanmış olacak ki faiz her zaman borsanın düşmanıdır. Bunun akabinde oradaki hisse senetlerinin baskılanması sonucu yatay ya da kaybettirdi bu borsalar fakat yavaş yavaş orada Fed'in faiz artışlarını durduracağını, azaltacağını yönelik beklentiler doğrultusunda önümüzdeki e aylarda oradan da güzel getiriler elde edileceğini düşünüyorum. Bunun için yabancı hisse senedine yatırım yapan birkaç fonu size e göstereyim. Hemen geçiyorum arkadaşlar İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu Son bir yıllık getirisi 15.57 olmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var burada yani yabancı hisse senedi fonları çok az bir getiri getirmiş ama yabancı hisse senedi dediğimiz zaman en fazla insanların dikkatini çeken Amerikan borsalarından S&P ve Nasdaq Nasdaq biliyorsunuz teknoloji endeksi S&P'ye baktığımız zaman son bir yıllığına bakalım arkadaşlar. S&P'nin son bir yıllıkta %12.63 kaybettirmiş ortalama. Gayet basit bir şekilde bunu Google'dan baktığımız zaman son bir yıllık verilere bak bakıyoruz. Bir yılda %12.63 kaybettirmiş. Nasdaq'a baktığımız zaman da son bir yılda %23.63 kaybettirmiş. Şimdi e, burada şöyle bir durum var. Kripto yatırımı yapan arkadaşlar ki ben kriptolardan geçen senenin başlarında çıktım. Onu e, videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. E, Nasdaq'da bu düşüş var. S&P'de bu düşüş var. Fakat buradaki fon %15.57 getirmiş. Arkadaşlar buradaki fon getirisi... E, döviz cinsinden. Yani e, siz Türk lirasıyla alış yapıyorsunuz fakat getirisi dolar bazlı olduğu için yani şöyle anlatayım size. Borsa düşse bile e, dolar yükseldiği zaman bu fon oradan gelir elde ediyor. Çünkü borsa düşüyor oradan kaybı var fakat dolar yükseldiği için oradan bir geliri var. Dediğim gibi TL bazlı yatırıyorsunuz. Türk lirası olarak yatırıyorsunuz. Fakat gelirleri e, ee, döviz hesaplanıyor. Niye, nasıl hesaplanıyor derseniz arkadaşlar sizin yatırdığınız parayı bu fonlar dövizye dövize çeviriyor ve o şekilde borsaya yatırım yapıyor. Evet e, iş portföyün yabancı hisse senedi fonu TMG kodatlı bir fon. Bunun da arkadaşlar son bir yıllık getirisi %15.57 getirisi var. Yatırımcı sayısı 12.238 kişi pazar payı %1.35. Hemen aşağıya indiğimiz zaman %92.13 oranında yabancı hisse senedine yatırım yapıyor. Zaten fonun ünvanında ne yazıyorsa biliyorsunuz ki %80 oranında onu bulundurmak zorunda. Fakat bu fonu minimum alış miktarı ve satış miktarı 2000 tane. Yani 2000 tane alıp 2000 tane satmak zorundasınız. Bundan bir tane alamıyorsunuz bu tefastan incelediğiniz fonlara bakarken şurada tefasla işlem görüyor yazısını görmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siz banka bank uygulamanızdan alıp satamazsınız. Evet geçelim hemen bir diğer fona. Bu fonda yay kod adlı, kodlu yapı kredi portföyü yabancı teknoloji sektörü hisse senedi fonu son 1 yıllık getirisi %8.28 bu çok fazla başarılı olmuş bir fon değil. Fakat şuraya baktığınız zaman arkadaşlar yatırımcı sayısı 23.400 kişi buraya yatırım yapmış ki pazar payı da %6.91. E bu kadar insan boşu boşuna buraya para yatırmaz ki fonun toplam değerine baktığınız zaman da ciddi bir rakam. Fonun fiyatı 266 lira 62 kuruş. Bunda da arkadaşlar 90.67 oranında yabancı hisse senedi bulunduruyor, tefaslı işlem görüyor. Bir tane alıp bir tane satabiliyorsunuz. Hemen e, aşağıya baktığımız zaman fonun risk değerini gösteriyor. 7 yani en yüksek en yüksek risk değerine sahip fonlardan bir tanesi. Yani ben e, bu gösterdiğim fonlar benim beğendiğim fonlar. Hemen geçtiğimiz zaman alt portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu. Bu sadece Amerika'daki yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyor. Bunun da arkadaşlar son bir yıllık getirisi %7.3 olmuş. Yatırımcı sayısı 26.590 kişi bu fona yatırım yapmış. Pazar payı %1.59. Fiyatı da 25 kuruş. Hemen aşağı inelim. %98. 2 oranında yabancı hisse senedi yatırım yapıyor. Tefas'ta işlem görüyor. Gördüğünüz gibi bir tane alıp bir tane satabiliyorsunuz. Yani 25 kuruşa fon alabiliyorsunuz arkadaşlar. 25 kuruşla bu fonun yatırımcısı olabiliyorsunuz. Geçelim ama hemen. AFS kodlu alt portföy sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu. Şimdi burada da son bir yıllık getirisi %28.5. 0.4 olmuş 26.493 kişi buraya yatırım yapmış pazar payı %1.6 son fiyatı 12 kuruş 7 artık kuruş kuruşun da daha küçüğü yani 12, 12 kuruş 13 kuruş bir fiyatı var burada da %98.61 oranında yabancı hisse senedine yatırım yapıyor burada da bir tane alıp bir tane satabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi burada Akport portföy sağlık sektörü yabancı hisse senedi fonu dediğiniz zaman bu e, fon mesela bir hastanesi onlar da vardır içinde ama hastaneye falan yatırım yaptığını düşünmeyin. Bunun içerisinde ilaç sanayisine ilaç sektörüne efendime söyleyeyim e, ilaç konusunda araştırma yapan kuruluşlara bunların fonuna pardon hissesine yatırım yapan bir hisse senedi fonu zaten baktığımız zaman da %98.61 oranında yabancı hisse senedi var. Son bir yıllık getirisi de %28 ki yabancı hisse senedi fonları arasında gayet de iyi bir getiriye sahip. Tabii ki burada Fed'in baskılarından etkilenmiş bir fon diyebiliriz. Hemen geçelim bir diğerine. Evet, Alt Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bu da Avrupa'daki hisse senetlerine yatırım yapıyor. 9762 kişi yatırım yapmış. Pazar payı %0.56. 15 kuruşta fiyatı var. Son bir yıllık getirisi %29.65. Hemen geçelim. Burada da %99 oranında yabancı hisse senedine yatırım yapıyor. Bir tane alıp bir tane satabiliyorsunuz. Bunun da risk değeri 7 yani yüksek. Arkadaşlar fonların e, risk değeri ne kadar yüksekse getirisi ve kaybı da o kadar yüksek oluyor. Tabii ki fonlar uzun vadeli yatırım araçları olduğu için burada hani ben bugün gireyim de işte bir ay sonra çıkayım gibi düşünmeyin. Mümkün olduğu kadar elinizde uzun tutmaya çalışın. Şimdi e, videonun başında da bahsetmiş olduğum Blockchain teknolojili yani siz ne yapıyorsunuz bazı arkadaşlar vardır illaki dijital paralara yatırım yapan arkadaşlar arkadaşlar ben geçen sene <laughs> geçen senenin başında dijital paradan komple çıktım fakat ben dijital paradaki yatırımlarımı fonlara yönlendirdim tabii ki hepsini değil bir kısmını çünkü burada şöyle bir ince nokta nokta var. Sizin yatırım yapmış olduğunuz e, ne diyeyim dijital para e, borsası biliyorsunuz bunlar sonuçta bir şirket yani bir şirkete ait ya da bir kişiye ait eğer ki burada herhangi bir olumsuzluk yaşadığınız zaman e, sizin paranızın da e, bir anda uçup gitmesi gayet olası bir şey fakat ki bunu e, derseniz ki ya bunun başka bir çözümü var mı? Evet var. Bunu da tabii biraz anlamak lazım. E, soğuk cüzdan almak lazım. Yaklaşık 50 dolar civarı bir fiyatı var. Kendi dijital paralarınızı orada saklarsanız hiçbir şekilde e, o kaybolmaz. Ta sadece piyasanın e, düşüşünden veya yükselişinden etkilenir. Ama onun dışında hiçbir yere gitmez. Yani hiçbir borsada durmadığı için... Bu soğuk cüzdandan da istediğiniz borsaya e, transfer edip satabilirsiniz ya da aldıklarınızı soğuk cüzdanınıza transfer edebilirsiniz. Ama ben bunu yapmak yerine e, ne yaptım fonlara yatırım yaptım. Burada da <laughs> iş portföy blok, e, blockchain teknolojileri karma fonu bu e, dijital paraya yatırım yapan şirket e, fonlardan bir tanesi. Burada da 8111 kişi yatırım yapmış. Pazar payı %2.35 95. Son bir yıllık getirisi %11.79, 1 ayda %2, 3 ayda %21, 6 ayda da %21 getirmiş. Fon fiyatı 1 ,74 lira 74 kuruş arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman %66.09 oranında yabancı hisse senedi diyor. Fakat bunlar sadece hisse senedi olarak düşünmeyin. E, dijital paraya e, ne diyeyim üreten ya da bu borsalara yatırım yapan sağlam şirketlerin e, hisselerini elinde, elinde bulunduruyor. İşte %13.51 e, oranında yabancı özel sektör borçlanma araçları ki bu diğer bulundurduğu alanlar yani e, şey gibi park ediyor orayı paraya öyle, öyle diyebiliriz. Bir tane alıp bir tane satabiliyorsunuz. Bunun da fon risk değeri 6 arkadaşlar. Getirisi son 1 yıllık burada. Bir diğeri Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon son 1 yıllık getirisi %24.19. 2806 kişi buraya yatırım yapmış. Pazar payı %0.28. Son fiyatı da 1 lira 76 kuruş. Buraya da baktığımız zaman 68.4 oranında yabancı hisse senedi. Dediğim gibi bunlar sadece hisse senedi değil, e, dijital para e, işte üreten şirketler ya da ne bileyim e, sağlam e, dijital para borsası yapan sağlam şirketlerin hisse senedi veya bu şirketlere yatırım yaparak değerlendiriyor. Yani blockchain teknolojisi üzerine yatırım yapmak isteyenler için. Ben birebir almaktansa böyle bir fona yatırım yapmayı daha mantıklı buluyorum. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Siz farklı düşünebilirsiniz. Bunda da bir tane alıp bir tane satabilirsiniz. Dediğim gibi 1 lira 76 kuruş bu fonun fiyatı. Şimdi geldiğimiz zaman tek, tekrar Tefas'a. Burada bakacağımız başka bir şey var. Birçoğumuzun bireysel emeklilik fonu yatırımı vardır. Burada da BEFAS'a bakabilirsiniz. BEFAS'a baktığımız zaman da arkadaşlar. Hemen gelir şimdilik. Evet en fazla kazandıran CHG kodlu Cigna Sağlık Hayat Emeklilik Fonu. Son bir yılda %194, 3 yılda %687 5 yılda da %989 gibi bir getirisi var. Benim hatırladığım BES'lerde bulunan paranızdaki fonları yılda 10 ya da 12 defa değiştirebiliyorsunuz. İkinci sırada FIBA emeklilik hayat var. O da 1 yılda %187, 3 yılda %688, 5 yılda da %805 getiri elde etmiş. Şimdi Cigna Sağlık Hayat emekli. Baktığımız zaman arkadaşlar burada <laughs> yatırımcı sayısı 158 kişi pazar payı %0.05 son fiyatı 10 kuruşmuş emeklilik yatırım fonu burada da %94.97 oranda hisse senedine yatırım yapıyor ve fazla da işlem görüyor. Hemen geçelim ikinci sıradakine FIBA emeklilik hayat Burada da arkadaşlar 2036 kişinin yatırımı var. Pazar payı %0.19. Son fiyatı 26 kuruş küsuratı da var. 1 yıllık getirisi %187. Burada da %94.57 oranında hisse senedine yatırım yapıyor. arkadaşlar bu işlem görmüyormuş. Bakın bu burada işlem görmüyor. Sadece demek ki bu FIBA emeklilikte e, parası olan kişilerin e, bu fona paraları yatırılıyor. Diğer, yine üçüncü sırada ÇİGNA Sağlık, Hayat ve Emeklilik var. Onun altında Anadolu Hayat Emeklilik. Bunların getirileri bayağı yüksek. Bunları siz BEFAS kısmından fon değişikliği yaparken e, seçebilirsiniz. Zaten daha çok burada... Ee, emeklilik ve sağlık sigortalarının bulunduğu fonlar kısmı bakın Anadolu Hayat Emeklilik, Cigna Sağlık, Aks Hayat Emeklilik, Medla, e, Medlife Emeklilik, Garanti Emeklilik, e, Türkiye Hayat Emeklilik gibi e, şirketler yatırım yapıyor. Hemen geçelim. Arkadaşlar <laughs> tefasa tekrar geldiğimiz zaman hisse senedi çemsiye fonu en fazla son bir yılda getiri elde eden fonlar 5 -3 yıla baktığımız zaman hisse senedi şemsiye fonu yine lider. 5 yıla bakalım. 5 yılda da arkadaşlar <laughs> kıymetli madenler şemsiye fonu en fazla getiri elde eden fonlar hemen arkasından hisse senedi şemsiye fonu da ikinci sırada. Yani buradan şunu çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani borsa bazı ne diyeyim? Sosyal medyada borsayla ilgilenen, size borsayı anlatan insanlar bunları anlatırken işte seçim zamanı borsa düşecek, işte şöyle olacak, böyle olacak. Ben çıkacak mıyım? Çıkmayacağım arkadaşlar. Niye çıkmayacağım? Bakın bu risklerin daha fazlasını geçtiğimiz bir senede, iki senede, üç senede ki gördük yani borsanın doğası gereği düşecek de çıkacak da sadece biz portföyümüzü biraz değiştirebiliriz. Ben kendi açımdan söyleyeyim portföyümü değiştireceğim. Borsadan tamamen çıkmak gibi bir durumum söz konusu değil. Çünkü burada 5 yıla baktığınız zaman arkadaşlar en fazla getire elde eden yatırım araçlarından bir tanesi hisse senedi fonları. Yani 5 yılda bunlar e, güzel elde getire elde etmiş etmiş. Serbest şemsiye fonu, bunlara biz yatırım yapamıyoruz. Değişken şemsiye fonu gibi 3 yıla da baktığımız zaman 3 yılda da hisse senedi şemsiye fonu en fazla getiriyi elde etmiş. Arkadaşlar son 3 yılın lideri gördüğünüz gibi MAK Marmara Kapital Portföy hisse senedi TL bazlı fon %690.45 getiri elde etmiş son 3 yılda. OPH ikinci sırada Osmanlı portföyü birinci hisse senedi fonu bu da yoğun fon %681.94 getiri elde etmiş. Üçüncü sırada OP var o da Osmanlı portföyün He, hisse senedi yoğun fon %639 getirmiş. Üçüncü sırada pardon dördüncü sırada INV portföy ikinci hisse senedi fonu bu da %608. Beşinci sırada sıradaki fonumuz Albaraka portföy katılım hisse senedi Yoğun fonu %576.61 getirmiş. Tekrar 5 yıla baktığımız zaman kıymetli madenlerde arkadaşlar İSBS Türkiye portföy altın fonuymuş %617 getirmiş. İkinci sırada Ak portföy altın fonu var o da %551 getirmiş. Üçüncü sırada yapı, yapı kredi portföy altın fonu. Altınlar son 5 yılda iyi getirmiş arkadaşlar. Tekrar şöyle 3 ve 5 yıl yaptığımız zaman ikinci sırada hisse senedi şemsiye fonu 5 yıllık 5 yıllıkta da Marmara Kapital Portföy hisse senedi fonu %1281 ile lider. Yani <laughs> doğru hisselerde bulunan Marmara Kapital Fonu bize 5 yılda da oysa ki 5 yıl içerisinde ne e, badireler atlattı e, borsamız ama bu şekilde kazanç elde etmenin mümkün olduğunu gösteren bir gösterge diyebilirim. Şimdi %1281 getirmiş. Arkadaşlar geçen sene sadece sadece bir tane hisse %1200-1400 civarı getiri elde etti. Bu tabii ki biliyorsunuz GESAN. Yani borsada böyle de bir imkan var. Yani tek bir fonla pardon tek bir hisseyle en fazla kazandıran e, fonun getirisini elde etmeniz mümkün zaten elinize atıyorum 30 tane hisse senedi varsa 30 taneden bir tanesi bile size 5 e, bir tanesi bile 3 yılda 2 yılda 3 yılda böyle bir getiri elde ettiği zaman e, güzel para getirmiş oluyor ama ben riski fazla sevmem işi profesyonellere bırakayım fazla moralimi bozmayayım Efendime söyleyeyim, haftada bir sefer bakayım getirisi neymiş ki isterseniz günlük de bakabiliyorsunuz. Bu Tefa'sın uygulaması da var, Epi de var arkadaşlar. İndirip oradan da formlarınızı kaydedip günlük olarak her gün saat 11'de güncelleniyor. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar fonlar hakkında sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Her türlü size yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Tekrar hepinize e, hayırlı hafta sonları dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.